İbrahim Karagül. Unutma İsrail, Kudüs sadece Filistin değildir. Kudüs ruhtur, Kudüs isyandır, direniştir, diriliştir ve etkisi kıtalar üstü olan bir siyasi dildir. Kudüs sadece Filistin değildir, sadece Arap değildir, sadece Kudüs günü söylemleriyle sınırlı değildir. Kudüs İsrail değildir ve hiçbir zaman İsrail olmayacaktır. Filistin halkı sadece Kudüs'e emanet edilmiştir. İlahi takdir Filistin halkını oraya bekçi kılmıştır. Onlar onu korur, Kudüs de onları korur. Filistin Kudüs olmadan sadece bir millettir. Arap ulusunun bir parçasıdır. Müslüman ümmetinin o bölgedeki sakinleridir. Kudüs de sadece Filistin'in değildir. Arap ulusunun değildir. İsrail bu öfkeyle yüzleşmedi. Bu öyle bir güç, öyle bir söylem, öyle bir direnme ve mücadele ruhudur, öyle büyük bir öfkedir ki dalga dalga bütün kıtalara yayılır. O zaman Kudüs'te verilen söz neyse, hissedilen duygu neyse, Afrika'nın derinliklerinden Asya'nın en ücra köşelerine kadar aynı sözler verilir, aynı duygu ve öfke yeryüzünü sarar. İsrail henüz bu öfkeyle yüzleşmedi. Hiç yüzleşmedi. Bunun ne anlama geleceğini bilmiyor. İsrail sadece Filistin halkıyla mücadele etti. İsrail sadece Arap dünyasıyla bir savaş yürüttü. Bu dilin ne kadar güçlü olduğunu, Kudüs'e dokunanlara, Mescid-i Aksa'ya hakaret edenlere nasıl bir öfke yöneleceğini hiçbir zaman görmedi. 1969'da Mescid-i Aksa'yı yakmaya girişti. İslam Konferansı Teşkilatı kuruldu. Şimdilerde işe yaramaz görünse de coğrafyada özgürlük anlayışının filizlenmesine yol açtı. Irkçı Ariel Sharon Mescid-i Aksa'ya girdi. Şımarıkça bir gövde gösterisi yaptı. İntifadanın tohumları atıldı. 1917 ruhu ve hep aynı cümle. İşte o intifada küresel bir siyasi dilin oluşması için olağanüstü bir çıkış oldu. Filistin'de kurulan cümleyle Endonezya'da, Afganistan'da, Bosna'da, Cezayir'de kurulan cümleler aynı iyileşti. Müslüman dünya bu dil üzerinden kendi siyasi küreselleşmesini geliştirdi. Bugün bu küreselleşmenin siyasi sarsıntılarını izliyoruz. Yakın gelecekte ise zaferlerini izleyeceğiz. Bu Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın gücüydü ülke ülke, şehir şehir direniş ve hesaplaşma haritaları şekillendi. Kuşaklar bu söylemle, bu öfke ve hesaplaşma düşünceleriyle yetişti. Şimdi o kuşaklar Mescid-i Aksa'nın zihinlerine sinmiş bilinciyle 100 yıl önce Filistin'deki küresel işgale direnenlerin hatıratlarıyla yeni bir tarih başlatıyor. Kudüsü Filistin'in bir parçası olarak değil, işgalin, İsrail'in işgal etmeye çalıştığı bir şehir olarak değil, Arap İsrail anlaşmazlıklarının bir örneği olarak değil 1917'de küresel işgal ordularına direnenlerin kimliğiyle okuyor. Amerika ve Avrupa 100 yıldır coğrafyaya hükmeden vesayetçiler. Bugün kendilerine yönelen öfkenin çıkış noktasının burası olduğunu bugün bile anlamaktan yoksun. İsrail devletinin şımarıklığının, arsızlığının bedelini onlar ödüyor ama bu ahmaklıklarının gelecekte nelere, hangi öfke seline yol açacağını düşünmeye bile niyetleri yok. Dün aynı şımarıkla edepsizliğe bir kez daha tanık olduk. İsrail askerleri günlerdir Mescid-i Aksa etrafında bir kriz çıkarmaya çalışıyordu. Mescide girişleri yasaklıyor, yüreği Kudüs olanlara eziyet ediyordu. Bir şeyler olacağı belliydi. Tam da bu sırada bazı ülkeler ardı ardına Filistin devletini tanımaya başladı. İsrail bir şeyler yapmalı, dikkatleri başka yöne çekmeliydi. Nihayet dün bunu başardı. Taşkınlığını zirveye taşıdı, Müslümanların ilk kıblesine girdi ve büyük bir saygısızlık örneği neyi sergiledi. Şaron'un provokasyonundan bile ileri gitti. Mescid-i Aksa güçtür, semboldür, direniştir. Krizle, çatışmayla, savaşla, kanla beslenen bir devletten söz ediyoruz. Kan akıttıkça, öldürdükçe, stratejik değeri artan, batı desteğini garanti eden, eski sömürgeci kültürün coğrafyamızdaki garnizon devletinden söz ediyoruz. Ama bu iş benzemez.'' Bu iş birkaç Arap rejimini Amerika üzerinden kontrol altına almaya benzemez. Bu iş Filistin halkına eziyet üzerine eziyet etmeye benzemez. Kudüs ve Mescid-i Aksa bir Arap sorunu değil ki onların tepkileriyle ölçülebilsin. Mescid-i Aksa bir semboldür, güçtür, mahremiyettir. Her Müslümanın evi bir Mescid-i Aksa'dır. Ona hakaret edenler sadece Filistin halkına hakaret etmemiştir. Pasifik'te küçücük adalarda yaşayan insanlar bile bu hakareti hissedecek ve asla hazmetmeyecektir. İsrail şunu bilmeli ki, Aksa avlusunda kendine direnen kadın gibi milyonlarcası var. Aksa'nın duvarları arkasında kendisine direnen gençler gibi yüz milyonlarcası var. Bugün paramparça görülen o toplumlar, gençler, kadınlar, Mescid-i Aksa üzerinden tek ses olabilir. İşte o ses İsrail'i titretir, İsrail ile birlikte olanları titretir. O ses yeryüzünün en güçlü sesi haline gelir ve bir gün gelecektir de. İbrahim Karagül Yeni Şafak